işe giriyorsun. Yok artık. Merhaba, iyi günler. Biz Sakarya Üniversitesi'nden geliyoruz. Her evden bir kitap projesi kapsamında kitap topluyoruz köy okulları için. Siz de eğer evde okumadığınız kitabınız varsa yardımcı olmak ister misiniz? Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle adım Ömer, soyadım Çin'i. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çaldığınız için çok teşekkür ederim. Böyle bir kampanya demeyin de aile ettiğiniz için. Bu arada ben de çok mutlu oldum. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizim de bir katkımız olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kendinize bakın. İyi günler. Sağ olun. Nurdaş'tan Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğrenim görmekteyim. Arkadaşlarla bir kampanya başlattık. Köy okulunda bulunan köy okulları çocukları için bir proje başlattık. İhtiyaç sahipleri, ellerinde kitapları bulunmayan ama kitap okumaya çok hevesli olan çocuklar için kapı kapı dolaşarak kitap topladık. Sağ olsun halkımız, Sakarya halkımız bize yardımcı oldu. Gerekirse elinde bütün kütüphanesini boşaltıp bize yardımcı olmak isteyen insanlar oldu. Çok mutluyuz. Onları görünce biz de çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz her kitap, her küçük bir çocuk için bir mutluluk olacak, bir tebessüm olacak. Yani bu kampanyada bulunduğum için çok mutluyum. İnşallah başka illerde de devam ederiz. Adım Recep Tayyip, soyadım Osmanoğlu. Bu güzel kampanyaya öncelikle arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Herkes adına çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyada bize destek olan birçok insan oldu. Gerek evindeki tüm kitapları veren insanlar oldu. Gerek biz evlerimize gittiğimiz zaman evimizden kitaplar getirdik. Bu güzel kampanyada Sakarya halkı bizim destekçimiz de oldu. Yeri geldiğinde tabii ki zorluklarla karşılaştık hepimiz. Yani kapı suratımıza da kapandı. Ama kendimizi güzel izah ettiğimiz zaman onlar da bizi yani çok güzel bir şekilde dinledi ve kitap bağışladı. Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğrenimimi devam ettiriyorum. Sakarya'da her evden bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya doğrultusunda Sakarya'da köy okullarına kütüphane kuruyoruz. Mevcut kitap sayımız 12 bin adet. 10 tane köy okuluna kütüphane kuracağız. Sakarya ve ilçelerinde kapı kapı dolaşıp kitap topladık. Ve bizim kampanyada amacımız Sakarya'daki köy okullarına kütüphane kurmak, aynı zamanda köy okulundaki çocukların bilgi kültür mahiyetinde gelişimine katkı sağlamak. Biz bireye faydayı topluma, dünyaya fayda olarak görüyoruz. Bu şuurla yola çıktık. Üstad Necip Fazıl Kısaköreğin de dediği gibi tohum saç bitmezse toprak utansın sözünden yola çıkarak biz köy okulundaki çocukları kitaplarla buluşturduk. O kitaplar inşallah öğrencilerimizin hayatında bir anlam ifade eder. Bir kelime olarak kazanım elde edip hayatının farklı alanlarında o öğrendikleri kelimeler anlam ifade ederse tam anlamıyla amacımıza ulaşmış olacağız. Sakarya Üniversitesi ve ilçelerinde kapı kapı dolaşıp kitap topladık. Kitap toplarken her eve gittiğimizde her evden okumadıkları ihtiyaç fazlası kitapları talep ettik. Her evden 3-4 tane kitap aldık. Sakarya halkına bize gösterdikleri hoşgörüden dolayı çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Tufan Çutuk, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanıyım. Öncelikle biz Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak bu tür etkinlikleri son derece önemsiyoruz. Sadece kitap toplama kampanyası değil, bunun dışında köy okullarını onarmak, işte akademisyen arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği çocuklar için felsefe etkinlikleri düzenlemek yaptığımız faaliyetlerden birkaçı. Ama bunların yanında genç kardeşim Ufuk'un gerçekleştirmiş olduğu faaliyet hakikaten son derece emek gerektiren ve özveri gerektiren bir çalışmaydı. Bu kardeşlerimiz Sakarya'da kapı kapı gezmek suretiyle şehrin muhtelif yerlerine, en ücra köşelerine ulaştılar. Böyle gençlerin hocaları olmak tabii ki bizleri son derece gururlandırıyor, bizleri mutlu ediyor. Tabii ki onlardan daha fazla, daha iyi faaliyetler, daha başka faaliyetler de bekliyoruz. 12 bini
geçti 12 bini geçtik. Hala da sağ olsun üniversite içerisindeki akademisyen arkadaşlarımız, şehirden gelenler hala Ufuk'un çalışmaları devam ediyor. Bu arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Hala toplanmakta.